Hepsi bu mudur Saltukalp? Bu dar vakitte anca bu kadar toparlayabildik beyim. Kaygılanmayasınız. Osman altınları bulacağım dediyse elbet bulacaktır. Koca obanın ihbarını bir Osman'ın sözüne mi emanet edelim Selcan Hatun? Elimiz kolumuz bağlı bekleyelim mi? Elimiz kolumuz bağlı değildir. Alişar denen o köpeğin tehdidine boyun eğmek töremizde yoktur. Zehra bulayalım altınları. Öyle verelim. Durasın. Selcan Hatun. Ne de olsa bir Türk beyidir. Hem bunu bizim yaptığımız anlaşılırsa Moğol belasını üzerimize çekeriz. Ya Osman altınları getiremezse? O vakit Allah kerimdir. Her zaman nöbetçiler durur. Gidersin o vakit. Özlemişlerdir seni. Kimsin? Hain Salvador. Türklerin elinden zor kurtuldum. Sığınmaya geldim. Dayım. Varalım mı? Duralım kardeş. Sıddık ne edeceğini bilir. Soymayı bırak gayrı. Sen Müslüman oldun Sıddık. Kapak burasıdır Osman Bey. Kapaktan çıkınca hazine odasına gizli bir kapı var. Burası nereye gider? Tekfir odasına çıkar. Bir kuşatma olduğunda kaçabilsin diye yapmışlar. Ne deyi baştan söylemedin? Siz devam edin Mamsı Bey. Madem Tekfur'un odasına gider, o vakit Sofya'ya bir selam vermem icap eder. Osman, o vakit ben de sen de geleyim. Sizin vazifeniz daha mühimdir Mamsı Bey. Altınlar alıp gelesiniz. Burada buluşuruz. Eyvallah Osman.
Ben önden gideyim. Tuzaklar olabilir. Madem tuzak var idi, Osman Bey'e niye söylemedin? Orası Tekfur yoldur. Orada tuzak yok. Düşesin önümüze sıdık. Hadi bakalım. Alişer Bey, hoş geldiniz. Prenses Sofia sizi bekliyor. Buyurun. Hazine odasının gizli girişi burasıdır. İçeride kimse var mıdır? Odada kimse bulunmaz. Ancak kapı önünde muhafızlar vardır. Kaç muhafız? Orasını kestirmek güç. Nihayetinde koca kalenin hazine odası. Sıldık, eminsin değil mi? Hazine odası diye kalenin zindanına çıkarmıyorsun bizi. Yok, eminim. Evladın oldum artık Bamsı Bey'im. Öl desen ölürüm. Yiğitliğinle beni şahit ettin. Var olasın. Allah seni iki cihanda daha aziz eylesin. Haydi. Alışar Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Ben zindandan kaçıp canımı zor kurtarmışken sen kalem ediyoruz. Alışar. Doğrusu büyük cesaret. Beni hafife alıyorsun Sofia. Alişar Bey'im ben. Sarsılmaz bir müttefikliğin temellerini atmaya geldim. Osman'ın iftiralarına kandıktan sonra mı? Thank you.
sefaletten kırılır, kendileri altın içinde yüzer. Ananın emzirdiği süt helal imiş. Aslanım benim. Aslanım benim. Bu ses de nedir? Leo, aç kapıyı kontrol et. Haydi yiğitler, haydi. Geç. Açın kapıyı! Hırsızlar! Açın kapıyı! Emlaklar! Haydi evlatlar, vakit kaybetmeyelim. Haydi elden ele taşıyalım şunları. Askerler! Elden ele dışarı taşıyalım. Haydi. Söylediklerin hepsinin doğru olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bunu bilerek gelmek her şeyi göze aldığını gösteriyor. Değmez mi? Değer elbette Alışar Bey. Lakin ben Bizans'ın sen. Moğol işgalindeki Selçuklu'nun ucusun. Her ikimiz de kimseye bağlı olmayacak kadar tutku sahibiyiz Sofya. Bu da bir gerçek. Ancak ittifakımızın önünde engel var. Mesela? Mesela Kaylar. Mesela Edebalı. Hırsızlar, açın kapıyı! Kayılar her ne kadar Söğüt'e hakim olsalar da nihayetinde bana bağlı basit bir oba. Edebalı'ya gelince gözünüzü neden bu kadar korkuttu bilmem. O da benim pazarımda basit bir esnaf. O kadar. Sen de bizi hafife alıyorsun Alışar Bey. Evet. Kayılar
basit bir oba. Ancak uçtaki Türklerin en önemli savaşçılar ve sürekli karşımıza çıkıyorlar. Edebali ise Türkleri bize karşı kışkırtan bir çığırtkan. Ahyılık, esnaflık sadece bir maske. Eğer iddia ettiğiniz gibi güçlü bir müttefiklik istiyorsan, bu iki engeli aramızdan kaldırmalısın. Edebol ve ahileri iktisadi yatırımlarım için bana lazım. Kayılarsa benden çaldıkları altınları toplamakla meşguller. Alışar Bey. O halde Moğollar neden geliyor? Görüyorum ki her türlü havadis kulağınıza çalınır, prenses. Kuşlarımız var Alışar Bey. Biliyorsun en büyük güç bilgiye sahip olmaktır. Haklısın. Moğol komutanı ve acımasız nökerleri sabaha karşı söğütte olurlar. O vakit görürüm ben kayıların diklenmesini. Alişar. Alişar. Ortaklığınızı içiyorum Alişar Bey. İttifakımız umarım ikimize de uğur getirir. Bundan hiç kuşkum yok. Beraberliğimiz çok güçlü olacak. Çok. Size odanıza kadar eşlik edeyim. Prenses, üzgünüm. Ancak geceyi burada geçiremeyeceğim. Yarın sabah erkenden ovaya varmam icap eder. Askerlerim size eşlik etsin. İyi geceler prenses. İyi geceler. Thank you.
Yiğitler! Dün şehadet günüdür. Hakkınızı helal edesiniz. Helal olsun. Helal olsun beyim. Helal olsun beyim. Haydi yiğitler. Haydir Allah. Arkadaşlar. Osman'ım. Hamsı Bey. Hamsa Çavuş. Hey maşallah. Haydi. Haydi yiğitler. Dayanın yiğitler, dayanın. Geçeceğiz. Onur. Neresi Bey? Aldı. Al bakalım. Abdurrahman hadi. Haydi. Şerbe'ye söyleyecek miyiz? Bizimle alay etmesi için mi? Asla. O bunu bilmeyecek.
başlarına düşün. Sonra da dehlizi yıktırın. Bir daha kimsenin girmesine izin vermeyin. Kaç sandık eksiğimiz var? 3 sandık eksikti Samsa Bey. Yine de Alişer'e yetecek kadar var. Ama ganimet az kaldı. Obaya yeni çadırlar alacaktım Gaya. Artuk, başka hakkına Samsa Çavuş. Ben kendi payımdan sana üleştiririm. Ne de olsa Samsa Çavuş'un obası bizim de obamız. Çadırlardan taş konaklara geçeceğiz. Yanımda onu düşünür. Kale aha burada konur. Say Osman Bey, biz bu kaleyi ne vakit fethedeceğiz? Ben nikah-ı fethi hayali kurarım Samsa Çavuş. Burası ne ki? Onun da vakti gelecektir. Müslüman oldum dedi. Şehadet etti. Evladım olurum diye kabul verdi. Oyun etti bize Bamsı Bey'im. Lakin etti yanına kalmayacaktır. Kendi evladımın katilini salıverdim. Sen de bu hileyi yuttun ya koca Bamsı. Da şu ak saçlarından utanasın. Nice şerde hayır vardır Bamsı Bey. Vakti gelecektir. Tekin. Size kötü bir haberim vardır. Hayırlısın beyim. Moğollar. Moğollara ne olmuş evlat? Sofya konuşurken duydum. Moğollar Söğüt'e gelecekmiş. Alişer meselesini hallettikten sonra Söğüt'e geçeceğiz. Bakalım niyetleri neymiş? Haydi.